Herkese selamlar, merhabalar. ODEPLAY YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizi çok beklediğim, çok uzun süre beklediğim, hala çıkmadı fakat en azından demosunun yayınlandığı ve bir görme fırsatı, oynama fırsatı bulduğum My Time at Sandrock isimli oyunu oynayacağız. Bu oyunu neden çok bekliyordum? Çünkü ben My Time at Portia oyununu oynadım ve gerçekten çok güzeldi. Çok hem sürükleyiciydi hikayesi olarak hem içerik olarak çok güzeldi, çok doluydu. Mükemmel bir oyundu. Oynamadıysanız kesinlikle oynamanızı tavsiye ediyorum. Hatta bu videodan sonra yine bir gameplay olarak onu da oynayıp sizlerle, en azından oynamamış oyuncularla tanıştırmak istiyorum. Oyunumuz bir köyde geçiyor. Bir karakterimiz var ve craft ederek, bir şeyler üreterek, zaten sürekli olarak üretim üzerine dayalı, üretim yaparak köyü daha iyi bir hale getiriyorsunuz. Köyün eksiklerini tamamlıyorsunuz. İşte arkadaşlarına da yardım ediyorsunuz. Bu köyde yaşayan diğer NPC vatandaşlarla arkadaşlık kuruyorsunuz. Hatta sevgili bile yapabiliyorsunuz. Bu kadar güzel bir oyun ki Sandrock bunun daha da gelişmiş ve grafiklerinin çok daha iyi olmuş hali. Kesinlikle denemenizi isterim. Hemen şöyle New Game ile oyunumuza başlayalım. Bakalım ne yenilikler gelmiş, neler gelmiş, neler. Evet, önce bir karakter oluşturma aşamasındayız. Şimdi karakterimizi oluşturacağız. Burada bir kız ve erkek karakter oluşturabiliyoruz. Biz şöyle erkek karakter oluşturalım. Ne kadar detaylı karakter oluşturma penceresi. Evet, burada skinini detaylı olarak seçebiliyoruz. Bayağı da seçenek var. Ten rengini. Çok fazla ben aslında bu detaya girmeyeceğim. Çünkü böyle çok detaylı karakter oluşturma ekranlarının içerisinde insan resmen kayboluyor. Şöyle biz bir saçını yapalım. Ne yapalım şöyle? Nasıl yapalım? Şu iyi. Birazcık da dağınık olsun. Tamam, fıstık gibi işte. Birazcık renk yapalım saça. Ne yapalım şöyle mavi, lacivertimsi bir şey yapalım mı? Pek olmadı ama neyse. Ben daha lacivert bir şey düşünmüştüm, olmadı. Bu da uzunluğu herhalde. Şöyle kısa yapalım. Kahküllerini. Evet, burada göz var. Göz şekli, gözün içinin şekli, şöyle göz rengi. Şöyle değişik bir göz rengi yapalım. Dediğim gibi yani buraya girdiğiniz zaman gerçekten şöyle güzel bir de sakal yapalım. Gerçekten bitmez yani buradaki detaylar. Çok güzel detaylar var. Çünkü şöyle bir de yara koyalım, yara bandı falan. Evet, karakterimizi oluşturup oyuna girelim. Bakın, hiç karakterle uğraşmadığım halde ne kadar zaman aldı. Bir de bunu detaylıca yaptığınızı düşünün. Bu oyun bu arada çıkış tarihi tam olarak belli değil. 2021 yılı içerisinde çıkacağı söyleniyor. Online olarak da oynayabileceğini söyleniyor. Fakat online oynama aşaması daha yapım aşamasında. Yani oyun çıktıktan sonra online aşaması gelebilir. Bu arada online dediğim hani direkt multiplayer şeklinde ama MMO şeklinde değil. Yani herhalde oyun odaları olacak. Oyun odalarına 4 kişiye kadar ya da 6 kişiye kadar, artık server neye izin verirse o kadar oyuncu bağlanıp oynayabileceksiniz. Aslında arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz çok güzel bir oyun. My Time at Portia'da bunu çok bekledi oyuncular. Fakat yapımcı şirket gelmeyeceğini söyledi. Ne co-op seçeneğinin ne de multiplayer seçeneğinin gelmeyeceğini söyledi. Aslında multiplayer gelmese bile en azından co-op seçeneği olsa gerçekten çok güzel olurdu. Çünkü co-op'ta biliyorsunuz bilgisayar üzerinden siz server açıyorsunuz. Arkadaşlarınız bağlanıyor. Multiplayer'da server'ı şey oluyor, açıyor. Genelde oyunun yapımcısı açabiliyor. Veya işte yine oyuncular açabiliyor. Daha böyle bir universal olduğu için dünya çapında. Hani onu yapmak daha zor diyelim de co-op keşke olsaydı yani. Bugün ne oyunlarda co-op var Allah aşkına. Evet, yeni kasabaya doğru geliyoruz. Bu kasaba, bu seferki hikaye biraz çölde geçiyor. Çölümsü bir yerde geçiyor. Geliştireceğimiz, ben köy diyordum da burası köy değil yani. Koskocaman
kasaba, hatta şehir olmuş burası. Koskocaman şehir. Burayı geliştireceğiz. Geliştirmekten kastım şöyle, gerçekten buranın ihtiyacı olan, mesela atıyorum, otobüs duraklarına ihtiyacı var. Bu durakları siz yapıyorsunuz. Ya da madenlere girmek için bir işte vince ihtiyaç var. Bu vinci siz yapıyorsunuz. İşte onun gibi bir sürü şey. Şimdi Mi An'la tanışıyoruz ve bize diyor ki merhaba, yeni bu yıldır. Bize bu yıldır diyorlar bu arada. Hoş geldin diyor. Commerce Guild'a beni götürecekmiş. Beni takip et diyor. Hadi gidelim de kızım, uçtun. Ne yaptın öyle? Ne kadar hızlı koşuyorsun? Evet, burada arkadaşlar var. Evet, Yan isimli karakterle konuşuyoruz. Şu Commerce Guild'ın herhalde başkanı gibi bir şey mi bu, ya da yöneticisi? Bu yanındaki de Mason diye bir tipmiş. Şu arkası bizim workshop'ımızmış. Evet, burada yani bu tarz oyunlarda şöyle bir yer var. Size ait bir bölge oluyor ve bu bölgede üretim makinelerini falan koyabiliyorsunuz ve üretimleri oradan yapıyorsunuz. Aynı zamanda eviniz var. Evinizin içini dışını dekore edebiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir ayrıntı. Evet, şimdi bizi tanıştırıyor ve başlamadan önce sana bir şeyler söylemem gerekiyor diyor. Burası bir çölmüş ve burada hani bu yıldır lisansım var, biliyorum. Hani bir şeyler üretmeyi biliyorsun. Ama diyor burada işler birazcık farklı diyor, bildiğin yere göre. Yani aslında porçayı bize şey yapıyor, gönderme yapıyor oraya. Burada çok fazla ağaç yokmuş etrafta. O yüzden öyle kafana göre diyor, alıp baltanı sallaya sallaya bütün ağaçları kesme diyor. Bunun yerine yerde scrap metal ve drift woodlar varmış yerde. Onları toplayabilirsin ve bunlardan diyor tahta, işte taş maş bilmem ne oluşturabilirsin. O yüzden senin ilk olarak ihtiyacın olan şey pick hammer'mış. Bir pick hammer yap diyor. İşte bununla şeyleri, bu küçük şeyleri kırarak veya parçalayarak veya araştırarak işte oralardan İstediğin malzemeleri elde edebilirmişiz. Çok fazla ağaç kesme diyor. Zaten etrafta ağaç yok. Stone and wood and crafted diyor. Work table. Tamam, work table'da o pickaxe mıydı, hammer mıydı, onu craft edecekmişiz. İşimiz bittiği zaman da Commerce Guild'e gel diyor. Evet, Mian da bize aynı şeyleri söyledi. Hadi bakalım, gidelim bakalım. Workshop'ımıza doğru gidiyoruz şu an. M'ye bastığımız zaman harita varmış. Evet, burası haritamız. Yani harita şimdi böyle çok küçük gibi gözükebilir size ama bu harita gerçekten büyük. Aynı zamanda muhtemelen buradan bir yerlere gidiyoruz. Burada yol var. Bu haritaların bir de yeraltı var, madenleri var. Maden kazısı falan yapıyorsunuz. Ama tabii ki şu an oraları göremiyoruz. Bunlar social, herhalde tanıdığımız kişiler. Stranger olarak geçiyor. Bak, sweetheart, family, best friend, buddy. Arkadaşlarımızın grubu, best friend, en iyi arkadaşlarımızın grubu. Ailemiz, muhtemelen evlenme, çoluk çocuk eklemişler mi acaba? Nil'e bir soralım bakalım, evlenme var mıymış bir öncekinde? Var mıydı Portia'da evlenme? Galiba var. Varmış galiba. Demek ki bunda da var. Family dediğine göre evimizin çatısının altında birden fazla kişi yaşayacak demek ki. Evet, devam. Grafikleri gerçekten şahane. Burası bizim workshop'umuz. Bu arada deminki Mason demek ki burayı bize devretti. Bıraktı kendisi bu işi. Şimdi burası bizim oldu. Buradaki work table'da pick hammer
yapacağız. Bunun için de bazı malzemelere ihtiyacımız var. Yani oyun toplama ve bu topladıklarımızı organize ederek bir şeyler üretip görevleri yapma üzerine kurulu. Aynı zamanda da işte sosyalleşme üzerine kurulu. Hadi bakalım şimdi bizi serbest bırakırsa şuraları junk peel. Bunları toplayacağız. Buralardan malzeme elde edeceğiz. Stone elde ettik. Birazcık da tahta. Tahtamızı da elde ettik. Şimdi pick hammer'ımızı yapabiliriz. Evet, burası diyor craft ürün yapma bölümü. Malzeme yapma bölümü. Burada item'ları bulabiliyormuşuz. Red diyor. Red test diyor. How many of this item? Bundan kaç tane yapabileceğini söylüyormuş. Şurada bir yazıyor. Bir tane yapabiliyoruz. Ya da bir tane ihtiyaç var. Can make bir diyormuş. Pardon. Bu kırmızı yazan bölüm bir. Tamam, yap bir tane ondan. Evet, yaptık. Bu kadar. Bu kadar basit yani. Buradan çıkabiliriz şimdi. Talk yan. Yana tekrar gideceğiz. Bu arada bu ne? Bu neymiş? Wood scrap. Ha bakın bu. Balta demeyeyim de buna. Hammer, çekiç. Çekiçle bunları kırabiliyoruz. Değişik şeyler elde ettik. Her şeyi kırabiliyor muyum acaba? Köyü kırıyormuşum. Giriyormuşum balta şeyle, çekiçle. Bütün evlere. Malzeme lazım bana. Evet, yan burada duruyor. Bakalım bize ne gibi bir görev verecek. Pick hammer'ı aldın diyor. Tebrikler. Şimdi diyor ki bana bir tane recycler yap diyor. Recycler şey, geri dönüşüm. You can put the scrap. Scrap'leri buna atıyormuşsun. Ve herhalde malzeme elde ediyorsun. Kendi station'ına bunu koyabilirsin diyor. Orada işte bunu kullan diyor. Yani ne diyecek başka adam. O zaman tekrar malzeme toplayacağız ve bu geri dönüşüm aletini kendi workshop'umuza yerleştireceğiz. Evet, şimdi daha çok taşa ve oduna ve grinding saw yapacakmışız. Taş topla, odun topla. Mian, Mian nereye gidiyorsun Mian? Şöyle junk'ı toplayalım bakalım. Neler neler bulacağız burada. Taş kırabilirmişim. Taş kırmama izin veriyor. Burada çok taş var demek ki. Taş kırmamıza izin veriyor. Şunları kıralım. Wooden scrap. Bakın bunlardan bir tane wood scrap geldi, gördün mü? Bu wood scrap ile demek ki ihtiyacımız olan şeyleri toplayacağız. Şurada taş var. Oo, level 2 olduk. Atağımız ve health'imiz arttı. Bunu kıramıyoruz. Daha iyi bir ekipmana ihtiyacımız varmış. Bu hatçikler. Bu ne lan? Bo, poh. Birisi poh atmış yere. Evet, kurtçuk havada uçuyor. Orada bir hata gördük. Şurada bir taş daha var. Bayağı da büyük bir taş. İyi bir malzeme çıkacak. Oo, bayağı güzel. 9 tane stone çıktı. Tamam, gidelim bakalım. Şimdi bu elimizdeki malzemelerle bir şeyler yapabiliyor muyuz? Da şuraya da bir bakayım. Şurada acayip şeyler var yerde. Bu ne? Stone scrap. Oo, stone scrapmiş bu. Bunlar neredeyse hiç gözükmüyor. Evet, şimdi workshop'umuza gidelim bakalım. Şunlar neymiş? Her şeyi topluyor. Ama toplama oyunu. Toplama oyunda her şeyi toplayacaksınız. Öyle bu neymiş, şu neymiş deyip bırakmamak gerekiyor. Şimdi işinize yaramasa bile daha sonra kesin işinize yarar. Ya bu da milletin çöpü mü acaba? Böyle sokağa çöp mü atıyorlar? Ne yapıyorlar?
Şimdi Greeting Sow lazımmış. Şuradan iki tane Greeting Sow yapalım. Bir tane yapabiliyoruz. Daha malzeme toplayamamışım. Ne toplamadık? Dinas diye bir şey varmış. Dinas'ı toplayamamışız. Başka ne lazımmış? Stone Truth diye bir şey lazımmış. Bakalım Stone Truth yapabiliyoruz. Kaç tane lazım? 2. 2 tane yapabiliyorum zaten. 1, 2. Craft. Oo, stone'umuz bitti. Ama her türlü Greeting Sow'a yetiyor. Birazcık dinas toplayacağız. Geleceğiz. Az bir şey dinası ihtiyacımız var. Acaba o şu taşlardan mı çıkıyordu? Hemen bakalım. Evet, doğru tahmin etmişim. Tamam, şimdi iki tane testere yapacağız. 1, 2, craft. Bu da bitti. Şuradan craft etmek istediğimiz şey neydi? Recycler'dı. Assemble diyoruz. İşte burada. Malzemeleri koyduk mu? Görev tamam. Evet, Resizer level 1 diyor. Sand Absorption Speed artı 1. Bu da bize bufflar mı verdi? Item'ın efektiymiş bu. Fuel Capacity 1500. Item Talk to Yan. Yan'a tekrar gidiyoruz. Bakalım Yan bize ne diyecek bu durumla ilgili. Craft'ı biraz hızlı yaptık hakikaten. Malzemeleri çabuk bulduk. Commerce Guild'e giriyoruz. Evet, nerede Yan? Yan mıydı Yan? Yan. Bana resize'ları göstermene gerek yok diyor. Eminim her şey yolundadır diyor. Workshop Handbook'u diye bir şey varmış. İhtiyacın olan her şeyi orada öğrenebilirsin. Yola gidecekmişiz şimdi. Orada register olacakmışız. Kayıt olacakmışız. Minister Matilda diye birisi varmış orada. Okey. Gidelim bakalım. I found a couple of extra diagram. Diagram galiba buranın para birimi gibi bir şeydi. Çok da emin değilim şimdi. Bir bakayım. Aa, bir level daha atladık. Şurası market. Dinas mıydı yoksa? Yok lan, dinas şeydi, topluyorduk. Şu sarı şey ya, bu ne acaba? Tam olarak anlamadım. Neyse, register workshop. Workshop'a gidip Matilda ile konuşup artık biz de bir üyeliğimizi başlatalım. Buraya kayıt olalım. Mesela buraya kayıt olduğunuz zaman şöyle, daha çok görev yapıyorsunuz. Görevlerle daha çok insanla tanışıyorsunuz ve size daha çok görev veriyor. Daha da çok görev yapıp daha da şeyi ne diyorduk buraya? Kasaba diyelim. Kasabayı daha güzel hale getiriyoruz. Yani biraz oyun grading içeriyor ama böyle sevimli bir grading. Hani Diablo gibi değil, aynı yere git dan vur 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 şeklinde değil. Daha böyle bir sevimli bir şeyler toplama, üretme. Evet, şimdi neredeymiş Studio Hall? Burada yukarıdaymış. Bakalım bize Matilda yeni bir görev verecek mi? Merak ediyorum. Evet. Bu kim? Pen. Sen diyor yeni builder mısın diyor. Çok da böyle bir outlaw gibi, kanun kaçağı gibi gözükmüyorsun diyor. E değiliz zaten. Kolların çok zayıf. Nasıl kendini defans yapacaksın? Sound good. Bize combat tekniği öğretecek. Yani dövüşmeyi öğretecekmiş. Öğret bakalım. Evet, diyor ki burada diyor savaşmayı öğrenmen lazım.
Önce bir silah çek, silah al diyor kendine. Dövüşmeyi öğrenmeden önce ne alalım? 27-37, 20-25, 18-22, 27-33. Avaraj 25-30. Vallahi en iyisi spearmış aslında ya. Spear'ı alalım. Hadi bakayım gel. Madem çok güçsüzüz. Bana vur diyor. Al. Al lan. Vurdum sana. Bütün yapabileceğim bu mu? Hadi bir de gardımı kır da göreyim. Biraz acı mı hissettim yoksa? Şimdi defans yapacakmışız. Nasıl yapacağım? Sağ tık dodge. Tamam. Oo. Bu adam combo yapıyor. Kaç. Kesin vuracak. Hop. 17. Adam 17 vuruyor, biz 3 vuruyoruz. Blok yok mu ya? Sadece peri mi var? Tamam, biz de vuruyoruz. Yine garda geçti. Evet, bu kadarmış. Hareketlere bak ya. Artist bu adam. Sen görürsün, ben birazcık güçleneyim, geleceğim buraya. Yanlış silah mı çektik şu an düşünüyorum. Yanlış silah seçmiş olabiliriz. Evet, City Hall'a geldik. Matilda Hanım burada. Bize mi el sallıyor? Birine el salladı ama. Teyze de yaşlıymış bayağı. Hemen yanın dedi, davranış you are ready to register your workshop. Evet, workshop'ını şey yap diyor, kaydet diyor. Gelin kendi adımızı koyalım. Şöyle M kedinin workshop'ı olsun. Confirm. Tamam, artık kaydımızı yaptık. Eğer diyor tekrar ismini değiştirmek istiyorsan benden ismini değiştirme için kart al diyor. Şimdi dükkanın diyor official'ı açıldı diyor. Resmi olarak açılmış. Hazırsan diyor commissions alıp from the commission. Commission board'dan diyor şey al, görev al. Hadi bakalım ne görevler var görelim. Tebrik ediyor falan filan. Commission board nerede? Dışarıda galiba. Let's check missions. Missionları, yani görevleri bir bakalım ne varmış görevlerde. Evet, şimdi buralarda bir yerde bir board varmış. Şu mu acaba bahsettiği? Check. Tumbleweed. Yok, bu gazete. Subscribe. Gazete üye olabiliyorsunuz. Tabii günlük haberler herhalde bize veriyor. Ya olalım da ben şimdi pek de oyunun gizemlerini kaçırmak istemiyorum. Böyle biraz spoiler olmasın bana. Bekleyelim. Beklediğimizde zaten oyun çıktığında bunların hepsini oynayacağız. Böyle çok da bir hevesimi kaçırmak istemiyorum yani, o yüzden. Yandan sen de önemli acil bir mesaj aldın mı diyor. Acil bir mesaj almışız yandan. Yan. Yen mi? Yen olabilir ismi ya. Yan biraz acayip geldi. Benim adamlarım yoruldu diyor. Lazy mob. Bana arkadaşım deme. İşte mason ayrıldığından beri işler pek tıkırında gitmiyor herhalde. Ne istiyor bu? Bir şey istiyor herhalde. Yeni
insanlar çağırdım diyor buraya. Your permission look here they are. Bunlar çocuk ulan! Yanlış zamanda mı geldik? Ne istiyorsunuz? Çok iyi bir zamanda geldiniz. Mr. Rocky buranın şeyiymiş, büyük boss'uymuş. Yani büyük boss demeyelim de esas adamlarındanmış. Çok very special, özel bir commission'ı varmış. Commission, herkesin bir commission'ı mı var acaba burada? Bizim ilk büyük şeyimiz, görevimiz. Listen here, builders. Rocky, yani şu arkadaş ve bu arkadaşın madencileri Paradise Lost diye bir yerde çalışıyormuş. Ama crane lift, iki tane crane lift var. To move things up to down this real long tunnel they are working on. İki tane crane yapılması gerekiyor galiba. Ya da ihtiyaçları varmış. Bunu siz yapabilir misiniz? Normalde diyor bizim işte oraya ulaş birisinin geçmesi için haftalık giriş gerekiyormuş. Bu seferlik hadi bir haftalık bedava giriş izniniz olsun diyor. Normalde oraya girmek için herhalde para ödüyoruz. İşiniz bittiği zaman gelin oraya şeyi, crane'i yapıştırın. Evet. İki tane crane yapılacak. Bir tanesini Mi Ana yapacak. Diğerini de biz yapacağız. Rocky'nin salvage yardına bunu yapıştıracakmış. Hadi bakalım o zaman ya. Mission start. Ama bu biraz büyük bir görev dediler buna. Yani bayağı bir uzun sürecek herhalde. Bir bakalım nasıl bir şey önce. Nasıl bir şey yapmamız gerekiyormuş. Ne kadar bizi zorlayacakmış. Bir bakalım. Bizim zaten şu an üretim yerimizi, evimizin falan, workshop'ımızın ismini de değiştirdik. Bakın burada da ismi değişmiş. Çok güzel bir detay bu. Şimdi şurada crane lift. Şunu yapacağız. Bakın turuncu ünlemi var zaten üstünde. 8 tane bricks gerekiyormuş. Bricks için 32 tane taş toplamamız gerekiyormuş. Ey maşallah. Nerede yapıyormuşuz? Recycler'da yapıyormuşuz. Bu arada bizim recycler'ımız var. Biz bunu koymadık. Şöyle şuraya koyalım bunu. Evet. Devam edelim. Recycler level 1 gerekiyormuş. Furnace gerekiyormuş. O var zaten. 32 tane taşı aldık mı 8 tane birike şey yapabilirmişiz. 8 tane birik yapabilirmişiz. Onun dışında 15 tane odun lazımmış. Odunlardan da wood stick 5 tane odun çıkarabiliyormuşuz. Work table'da plant fiber lazımmış 9 tane. Bundan da tick rope yapabiliyormuşuz. Bunun için ama commercial guild store'una gidip oradan recipe almamız gerekiyormuş. Aynı zamanda burada mechanical scrap bulup bunlardan, bakın nerede bulacağımız da yazıyor. Bunlardan bearing yapabiliyormuşuz ve de copper stick diye bir şey de yapmamız gerekiyormuş. Bayağı uzun sürüyor. Bakar mısınız? 22 sayfa üretebilecek şeyimiz varmış burada. Makine olsun, bir şey olsun. Bayağı var yani. Ya bu oyun bitmez. Bu oyun bitmez arkadaşlar. Buna tıklayamıyorum ha. Evet, olay bu. Benden bu kadar. Çünkü bu görev çok uzun sürecek. Bu görevi yani yaparsam şimdi 30-40 dakika belki de zamanımı alacak. Ama oyunun taslağını size gösterdim. Şimdi ben My Time at Portia'yı yükleyeceğim. Bundan sonraki videomuz ya da ondan sonraki videomuz, yani çok yakın zamanda da My Time at Portia'ya başlayacağım. Eğer o oyunu beğenirseniz, yani gelen beğenilere göre ya da yorumlara göre oyunu seri halinde oynayıp devam
ederim. Ama bir gameplay, bir oynanış videosu çekip hepinize de oyunu tanıtmak istiyorum. Evet, şimdilik bu kadar. Umarım oyunu beğenmişsinizdir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Oyun çıktığı zaman görüşürüz. Hoşça kalın.